Arkadaşımı gönderin. Arkadaşım, nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür, siz nasılsınız? İyiyiz, sağlığına duacıyız. Ne var ne yok? Çok güzel şeyler soruyorsunuz, ben geriliyorum yani. Genelde bu tarz çünkü girmiyorsunuz siz konuya. Var mı bir problem, çözelim? Yok, estağfurullah ben... Bizden bir emrin, bir isteğin. Tövbe bismillah, hayır o tarz bir şey yok yani. Yok arkadaşım, çekinme, söyle. Ne istiyorsan söyle. Ben artık şu bana olan borcunuzu ödeyin istiyorum. Yani hakikaten burama geldi artık benim yani. Onu çünkü... patrona gitmişsin ya, ona ya, söyleseydin. Hiç anlamadım, oraları hiç anlamadım ben. Patrona gidip bana çok kötü davranıyor falan demişsin. İşte para benim problem... söyleseydin. Ha, işte benim problemim bu, ben patrona ulaşamıyorum. Daha sizi görmedim yani, patrona da ulaşamıyorum ben. Ben sürekli o çay ocağındaki abiden fırça yiyip duruyorum yani. Aramızda kurye durumu var benim ama sevmeye çaycıyı bak... hemen atayım işten yarın. Çaycıyı? Evet. Sana kim kötü davranıyorsa hemen atalım. Var mı başka bir problem? Yok, ben siz işsiz kalın istemem. Seviyorum artık sizi yani, bir şekilde bir yer ettiniz bende. Bir tomurcuğum oldunuz benim içimde yani. Para dışında bir sıkıntın var mı? Öyle bir manita durumu var benim. Ama ona da yapılacak bir şey yok yani, çünkü benim kaderim. Kes! O kadar uzun boylu değil. Değil, ben kendimce bir şey istiyorum zaten yani, çünkü o zaman sakil duruyor. Kes. Yani. Mayan müsait değil arkadaşım. Sana iyi davranayım diyorum, bir dakikadan fazla duramıyorum. Gidip ona buna ağlıyorsun, bana kötü davranıyor. Aslında ben büyük bir star oldum, eziyor beni. O şekil, ben asla o şekil bir konuya yaklaşmadım yani. Arkadaş, sana kız bulmamız için önce adam olman lazım. Önce iyi bir baba olman lazım. Ben manita derken kendime hani ikinci bir manita anlamında demedim ya. Önce baba niye olayım ya, saçma bir şey yani. Arkadaşım, iyi baba olabilecek insana kız verirler. Kızlar da iyi baba olacak insanları seçerler. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ben hep böyle mi kalacağım yani? Müslüman arkadaşımı çağır. Aile babası gibi çağır. Muhterem. Arkadaşım. Haydi gel bakalım. Arkadaşım. He. Sen aile babası gibi. Ha, ben konuş. Aile babası gibi. Evet. Evlat. O senin evlat değil. Haydi huzurlarınıza minik. Bir kızın seni beğenmesi için... Miniğinde olması şart. Hayır. Artık o hale geldik biz. Etle tırnak. Arkadaşım, bir konuştur insana. Müzisyen arkadaşım, baba müziği çal. Ne yapsın? Aile babası müziği çalsın. Mahalle babası. Aile babası. Ha, aile babası, pardon. Marlon Brando onların mahallede yaşıyor da o yüzden. Müzisyen arkadaşım, baba müziği derken aile babası, Türk babası müziği. Ya ben sizi duymuyorum da o yüzden benim sıkıntılarım var. Sesimi açın biraz. Sesiniz bu saatten sonra açılmaz ki artık. 35 yaşına gelmişsiniz. Şimdi yani. Duyuyor musun? Şimdi gene duymuyorum. Ya da belki de vücut arkadaşım. İstemiyor. Ha, duydum. Allah'tan. Biraz daha açın sesini. Yok, tamam. Gerek yok ya. O da artık sıkıcı oluyor o saatten. Salonda oturuyorsun. Böyle mi oturuyorsun salonda? Evet. Koltukları dikine koymuş adamlar. Salonda oturuyorsun. Gazete okuyorsun. Gazete okuyorum. Evet. He. Aile babasısın. Salonda oturup gazete oku, camın önünde değil. Gene balkondasın. Orası iyi. Babası gazete okurken ayağını indirir. Çünkü yarım saat böyle duracağı için. Çocuk, oğlu gelir, kapıyı çalar. Çocuk oğlu gelir. Müzisyen arkadaşım, çocuğu ol.
Benden böyle bir şey çıkmış olamaz ya. Ben bu yüzden mi bekarım? Arkadaşım, aile babası yapacağız seni kız bulmak için. Bu böylesi anası nasıldır bunu ya? Ya ben nasıl bir kaderin cilvesine... Buldun, buluyorsun. Ben salonda mıyım, tuvalette miyim? Ne saçma oldu bu? Koltukta oturuyorsun. Koltuktayım. Ve oğlan kapıyı çalar. Çal kapıyı. O eskiden de, şimdi zil var. Ben kaç sene oturdum burada? Arkadaşım, senin babanken eskiden tok toktu, şimdi zil var, zır zır. Evet, otur. Buyurun müzisyen arkadaşım. Gel. Kim açtı kapıyı? Ha, ne oldu? Hadi, kim açtı? Arkadaşım. Ha. Gazete okumaya devam ediyorsun, kapı çalıyor. Müzisyen arkadaşım, kapının önüne geç. Tekrar bas şuna. Bir daha bas. Uzun bas. Bırak, bırak. Şeker istiyordur çocuklar, açma. Bayram ya. Arkadaşım. Manyak mısın? Ya biraz artık o hale geldim. Açsana şu kapıyı. Ben niye açıyorum? Evde kadının eli hamurlu. Siz bizim evde mi yaşıyorsunuz? Nereden biliyorsun? Biliyorum. Senin hanım Arnavut pırasalı börek yapıyor. Kim o? Benim baba. Yatak odasında ne işin var? Kapıdan gelsene. Arkadaşım o babanın eviydi. Ha. Burası senin evin. Buranın kapısı oradan. Öyle mi? Evet. Anladım. Niye? Hayırdır? Kimsin? Benim baba. Benim baba ne demek? 50 milyon çocuk var. Nerede benim? Kim baba? Ya gerizekalı, sesinden tanımıyor musun çocuğu? Tanımıyorum. Kapı var ya arada. Suntada benim şey olur. Baba. Osman. Yazıklar olsun. Benim Osman diye bir oğlum yok. Kestik. Ya açsana şu kapıyı. Niye Osman diye oğlun olmuyormuş? Bilmiyorum. Şimdi düşündüm çok saçma ya. Gereksiz. Gir içeri Osman. Gir içeri Osman. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Kendine komut mu veriyorsun sen? Neredeydin? Okuldaydım baba. Hangi okulda? Okula başladın mı? Aferin sana. Arkadaşım. Çok mu ilgisiz baba? Adam ol. Adam ol be. İyi aile babası ol. Ha ben adam. Ha tamam. Kaça gidiyorsun sen? Arkadaşım. Hüseyin arkadaşım. Gülme. Bunun yenisi var mı? Gülmeyin. Bu bitti. Seyirci gülme. Otur köşelerde ağlasın herkes. Çiftli çiftli ayrılın. Ne yaptın sen? Nasıl gitti? Okul nasıl geçti? Baba, okul hiç iyi geçmedi bugün. Aa canım be. Olsun, yarın daha iyi geçer. Yeni okul alırız ya. Çok para var mı bizde? Biz öyle yapabiliyor muyuz? Arkadaş, beyinsiz beyinsiz konuşma. Evet. Ne oldu? Hayırdır falan de. Ha, ne oldu? Hayırdır inşallah ya. Öğretmenler seni çağırdılar. Arada niye durakladılar peki? Arkadaşım, efendim? Bir daha bana girme. Sen skecini oyna. Tamam. Öğretmenler seni çağırdılar baba. Dersler çok... Tamam, o zaman önce öğretmenlere gidelim, sonra da Rütü'ye gideriz. Nasıl çağıracaklar elinde sonunda. Özür dilerim baba, senden öğrendim ya. Ha, canın sağ olsun ya. Peki dersler berbatsa beni niye çağırdılar? Sen çalışmamışsın, zibidin. Veli toplantısı mı? Efendim? Veli toplantısı baba. O zaman veli çağırsınlar ya. Arkadaşım, sen bunun velisi değil misin? Veli ne ya? Sen adım... Veli'yi ne sanıyorsun? Benim adım Veli mi? Senin adın Muhittin. Öğrenciyi okula kaydettirene Veli derler. Ona deli derler ya. Bu sistemde. Arkadaş, bu çocuğu 7 yaşında sen götürüp kaydettirmedin mi? Yok. Kim kaydettirdi? Hiç bilmiyorum ya. Tesadüf olmuş hep. Olsun. İyi. Orada Veli'si yazıyor. Muhittin yazmışlar ismine. Ha, ben Muhittin'im o zaman. Süper, ben Muhittin'im. Ne yaptın? Arkadaşım, sen bu çocuğun babası değil misin? Ha, babanım ben senin. Be, biraz kendine gel. Annen nerede? Kaç zamandır görmedim. Arkadaşım, annesi pırasalı börek yapıyor ya. Ha, annen pırasalı. Kokudan anlamadın mı? Yine yöresel pırasalı börek yapıyor. Çok tatlı, mutluyuz evde şu an. Baba, konu o değil. Konuyu senden mi öğreneceğim lan ben? Düzgün davran çocuğuna. Hocam, bunun 100 bin bakımı geldi ya. Arkadaşım, çocuğa düzgün davran. He, eyvallah. Hanım geldi. Aa, hanım ne yaptın? Börekler ne hale? Şahane. Aa, bayağı konuşuyor. Benim konuşan tatlı bir eşim mi var? Evet, şahane de pırasalı börek yapıyor. Arkadaş, arada konuşsana, seyirciyi niye durduruyorsun?
Araya girecektim gitti ama ben tamam. Nasıl okulda ne oldu gittin dert oldu okulda ya? Nasıl bir okul burası? Sen kaç yaşındasın? Adın ne lan senin? Arkadaşı! Ben başa sardım ya. Çocukla düzgün konuş. Evet çok tatlı bir çocuk. Tekrar çocuksun. Koltuğa doğru yürür. Gazetesini okumak üzere. Ve oğluna adam gibi davranarak sorular sorar. Gel bakalım Osman yanıma. Gel bakalım Osman yanıma. Hayır Osman yanıma. Şaka yapma seyirciye. Müzisyen arkadaşım, onun dediğini mi yapacaksın? Sen geç yerim. Hocam, yanıma, yanıma. Oho! Boynuz kulağa geçmiş ya. Çocuktan mı huylanıyorsun? Evet, ben... Sapıklık yapma! Anlat bakalım, sıkıntı nedir? Baba... Efendim? İşte sıkıntıyı ben de tam bilmiyorum. Öğretmenlerin hepsi kızdılar bana. Sen ne biçim bir adamın oğlusun dediler. Getir babana da konuşalım dediler. Yarın da öğretmenler toplantısı var. Gitmiyorum, babayı görürler. Gitmiyorum. Arkadaşım. Özür diliyorum. Ben oku... Ha tamam. Sen sorumluluk sahibi bir babasın. Ben çok sorumluluk sahibi babayım. Al gözler bunu... suratında. Al. Kızarım, çemkirim adama ben. Sen kaça gidiyorsun? Orta ikiye. Papyonla mı gidiyorsun? Ne saçma bir okul. Burası Fransız okulu mu? Papyon. Arkadaşım. Efendim? Şaka yapma. Şaka değil, öyle okul. Çocuğa iyi davran. Allah da beni kahretsin ya. Peki oğlum ne olmuş olabilir falan canım? Oğlum ne olmuş olabilir? Nasıl bir şey olmuş olabilir? Hoca güzel mi? Bayan mı erkek mi hoca? Karışık. Karışık mı? Oo, ondan olabilir. Öğretmenler karışık yani. Ha. Türkçeci bayan, matematikçi erkek, fenci erkek falan. Fenci erkek. Fenli sünnetçi gibi ne saçma bir öğretmen. Tamam süpermiş. Beni mi çağırdılar şimdi yani? Evet. Tamam o zaman... Gelecek misin baba? Ya geleceğim de böyle değil, ayağa kalkıp geleyim. Böyle çok saçma duruyorum çünkü. Peki. Böyle ciddiye almaz hoca beni. Arkadaşım çocuk çok üzgün. Ağla müzisyen arkadaşım. Ne yapacağız baba ya beni okuldan atarlarsa? Çok tatlı bu ya. Konuşsana! Ha atamazlar seni. Ne yapacağız baba ya atarlarsa beni? Ha yok atamazlar seni. Atar ağzını bunu kırarım ben lan. Arkadaşım çocuğa kötü örnek olma. Kötü örnek olmayın bana. Ha ben onu olmuyorum. Evet. Ha tamam. Sen arkanı dönersin ben ağzını bunu kırarım onu. Arkadaşım öyle yaklaşma çocuğa. Yavaş yavaş. Hangi derslerin kötü falan? Hangi derslerin kötü tatlım? Senin çalıştırdığın matematik, senin çalıştırdığın coğrafya... Senin çalıştırdığın matematik derken böyle yapması... Çok mu az vaktin olduğunu çalıştırdın? Arkadaşım 1, 2, 3, 4 öyle sayıyor. Ha. Evet, onları hallederiz ya. Onlar sıkıntı değil, dert değil aramızda. Çözeriz onları ya. Sen beni neye çalıştırdıysan kötü baba. Ya ben seni daha biraz önce tanıdım. Neye çalıştıracağım ki? Arkadaşım! Gayrimeşru mu bu çocuk? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiçbir haberim... Biliyorsun! Biliyorum! Senin çocuğun bu. Benim çocuğum sen ya. Çok meşrusun sen. Oldukça meşru. Çocuğu sakinleştir. Yarın okula beraber gideriz. Sabah kalkınca hiç merak etme de. Tamam, yarın sakinleş. Okula git beni ara oradan ya. Oğlum ben ne... Arkadaşım, oğlum git içeriye. Güzelce derslerine çalış. Ha, git içeriye güzelce derslerine çalış. Sen iyi bir öğrenci olduğunu ispat et. Ben yarın hocalarına konuşacağım. Tamam. Bu saçma kıyafetleri de çıkar. Beraber gidersiniz. Ha, beraber gidersiniz. Evet. Ha, ben giderim. Ha, biz beraber arkadaşım gidelim. Arkadaşım arkaya geçer, yatar, uyur. Yok yok, arkaya geçme. Sen karşıma otur. Senin arkana değil. Ha. Salonun arkasına. Salonun arkası. Arasına. Salonun arkası ne demek ya? Tamam. Orada yatar, uyur, sabah olmuştur gelir. Gel müzisyen. Ben mal gibi oturdum mu sabaha kadar? Arkadaşım sen de bu taraftan gel. Tövbe yarabbim. Sen de o taraftan gel, salonda buluşun. 3, 2, 1 gel. Nereden geliyorsun? Tuvalette, orta tuvalet koridoru orası. Gözlerinizi ovuşturun, sabah kalkmışsınız. Ha, herkes sen... Evet. Evet. Buyurun. Ne yaptın? Nasıl geçti? Günaydın denir. Günaydın be. Günaydın denir be. Öyle değil. Nasıl sınıf geçeceksin sen? Adam gibi aile babası ol. Adam gibi ol. Bir aile sen ol. Ben olmadan sen olamazsın çünkü. Nasıl geçti gece? Günaydın. Nasıl geçti dün gece? Baba çok kötü geçti. Sabaha kadar uyuyamadım. Ne yapacağız bu okul işi? Sene gidi sene. Kızım vardı yanında. Sapıklık yapma, terbiyesiz. Ha uykusu, ha uykun tutmadı. Uykun gelmedi. Uyku mu almadın? Evet. Ne yaptı? Şimdi çok... annen pırasalı börekleri versin yanımıza da okula gidelim. Börek mi götürürüz rüşvet biz okula? Arkadaşım geç kalmışsınız, yolda yiyeceksiniz. Sen ha geç kaldık bir de böreği bekliyoruz. Hayır, böreği dün gece yaptı ya. Böreği dün gece yaptı ya annen. Abuk subuk sorular sorma bana. Koş kap şu börekleri gel hadi okula gidelim. Hüseyin arkadaşım böreği kapar, varmış gibi.
Arkadaşım sen de in arabayı çalıştır, oğlanı bekle. Çalıştır araba orada. Al koltuğu. Lan beni kar. Benim ne işim var? Al onu, direksiyon yap. Gel müzisyen arkadaşım. Oğlanı bekliyorsun. Geldi. Ne oldu? Çalışmıyor. Vitesteymiş. Bas marşa. Çalış işte. Büyük adam ol da doğru düzgün bir araba alalım. Bak sığmıyoruz. Yolda nasihatler verir çocuğuna. Sana bazı nasihatlerim olacak. Camı açmadan aynayı düzeltmeye çalışma. Çünkü cam kırılıyor, elin çok acıyor. Haydi bismillah. Of, ilk önce okula giderken sanayiye uğrayalım da şuna bir direksiyon alalım. Çünkü böyle çok saçma oluyor. Arkadaşım, okula yürüyün. Yolda nasihat ver çocuğa. Arabayı bırakalım mı burada? Hayır. He. Yürü. Gel. Hayır, arabayla yürü. He. Yoldasınız. Yoldayız. Şu an nasıl bir yoldayız kim bilir ya. Nasihat ver çocuğa. Ağzını burnunu kırar adam. Öyle değil. Ha. İyi yönde. Ha. Çocuk zaten üzgün. Ha tamam. İyi yönde bir insan oluyor. Süzüldü. Bir lokma bir şey yemedi. Canım ya. Nasıl bir şey yemedi? Önüne bak. Önüne bak lan. Önüne. Ha ben. Dikkat. Araba kullanırken. Bir sen arkadaşıma söyledi ki oğlum bana da pırasalı börekten yedirdi. Oğlum ya, bana da pırasalı börekten yedir o narin ellerinden. Kol böreği değil. Pırasa böreği. Çocuğa yolda nasihat et. Sen de ye. Sen de ye. Yani ye de büyü maşallah. Bak minyon kaldın böyle. Okuldakiler minik diyecek. Vallahi moralim bozulacak ya. Okula doğru gelirler. Sağa doğru yanaşır. Hadi bakalım. Çekil, aynayı görmüyorum. Çekil. Tamam. Müzisyen arkadaşım böreği bitir. Hepsini sok ağzına. Sen değil, babanın ağzına. Dur, dur. Bir geri park edeyim. Babana versene börekleri. Mal gibi yedi hepsini. Olsun, çocuk büyüsün, serpilsin. Nereye? Okula geldik. Çocuğa söylesene, tarif etsin öğretmenler odası. Bana öğretmenler odasını tarif et. En ön sıra öğretmenler odası. En ön sıraya gelin. Gelin en ön sıraya. Tamam. Öğretmenlerin karşısındasınız. Sağdan itibaren coğrafyacı, matematikçi en ön sırayı kestir gözüne. Göster hangisi matematikçi? Abi. Sen nereden biliyorsun? İkinci matematik, coğrafya matematik. Ne? Oğlana sorsana. Oğlana, oğlan bir konuş be. Ben buraya geldim. Çocuğa öğretmenlerin önünde. Ha ben sert babayım o şekilde yani. Sor. Ne? Hangisinden başlayalım de. Hangisi problemli? Kimden başlayalım? Matematikten başlayalım. Matematikten mi? O kim ki? Göster matematikçiyi. Kimmiş? Tamam. Arkadaki abinin sağ kolu. Tam kafasını göstermiş senin arkadaşım. Parmağı kafadan büyük. Ben yapabileceğim bir şey yok yani. Arkadaşım gördüm. Gör şunu. Ha abi. Tamam. Konuş abiyle. Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? İyiyiz. Ne sen kimsin? Nasıl kimim ya? Görmüyor musun? Bunu benim, oğlum benim ya. Merhaba hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Yumuşak gir. Çocuğu sınıftan bırakacağım. Ha bana mı diyorsun? Sana diyorum. Merhaba, nasılsınız? Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Uzat elini. Matematikler nasıl gitti? Eyvallah ya. İyi. Evet, çok sen çalışıyor. Osman'ın babası mısın? Ha evet. Ha Osman, evet ben babasıyım. Nasıl çocuk yetiştirmişsin sen? Ya, sağ ol, eyvallah. Böyle işte ya. Ben böyle karaktersiz bir adam görmedim. Bu değil mi? Anasına çekti ya. Arkadaşım! Ne? Satma çocuğu! Ne? Bana laf ediyor. Ne oldu hocam? Kusura bakmayın falan, alttan gir. Ne oldu hocam? Kusura bakmayın, alttan gireceğim şimdi ha. Arkadaşım! Çok saçma oldu, pardon. Tamam, ne oldu? Ya niçin çocuğun karakterini şey yapmadınız? Bu çocuk derslere çalışmadığı gibi bir de kopya çekti. What? Bir de yalan konuşuyor kopyayı babam hazırladı diye. Yok doğru, orası doğru. Orada yalan yok. Yalan söylememiş çocuğum. Sen doğru mi hazırladın kopyayı beyefendi? Bana mı dedin? Sana dedim. Aa eyvallah, evet, sağ ol eyvallah. Bizim de bir tecrübemiz var yıllardır. Bak, güzel lise hayatı falan şey geçti. Güzel olmuş mu? Okunaklı mı?
Çünkü ben orada bir tereddüt ettim. Çocuk tam çözemez diye. Kestik. Gerizekalı arkadaşım. Sana diyor. Sana diyorum. Ha, bana diyor. Ne kopyası hazırladın çocuğa? Coğrafya. Matematikçiyle konuşuyorsun. İşte orada problem oldu. Nereye hazırladın kopyayı? Yanlış dersi hazırlamışız ya. Nasıl bir kopyaydı? Şahaneydi ya. O kadar güzeldi ki. Yılların birikimini oraya düzdüm ben. Olmadı. Anlat. Efendim? Perde arkası mı, kalem içi mi, silgi arası mı? Ne gülüyorsun? Anlatırım, apaşıp kalırsınız. Anlat. Şimdi böyle şuralara yazıyorsunuz. Ama tabii ben şeyi hesaplamadım. Bizim oğlan pantolonu oraya kadar çekemiyor. Dolayısıyla zorluk yaşadı çocuk. Arkadaşım. Çekemiyorsa nasıl gördü hocası? İşte düşün. Orada dedi ki ya kopyadır ya başka bir şey. Yukarıdan mı indirmiş? Efendim? Alttan çekemeyince yukarıdan mı indirmiş çocuk? Sen hangi derse girdin lan? Matematik... Arkadaşım bir anlatsana seyirciye. Artık anlatılmaz bir hale geldi yani. Ben tedirgin olayım anlatırken. Kabul etme. Peki çocuk bir hata yapmış. Benim böyle bir şey yapmam. Babam diye de yalan söylemiş olabilir size. Ben kendisiyle görüşeceğim falan falan. Tabii ben görüşeceğim. Çocuğu kurtar. Sen kendini kurtar. Bir çocuk bir hata yapmış. Hakikaten yanlış derse yanlış kopyayla gelmiş. Bunları daha önceden çalışmamız lazımdı bizim yani. Benim de birazcık enayilime denk geldi. Ben normalde coğrafyayı ayırırım. C klasörü... Arkadaşım sen yazmadın. Ha ben çocuk yazmadım. Çocuk arkadaşlarına uymuş. Ha ben yazmadım. Bunlar yıllardır bilinen kopyalar zaten. Yani benim bulduğum yazdığım bir şey değil bu yani. Ama ben yine de hakikaten en güvendiğim kopyaları çocuğa vermişti. Çocuk tabii tecrübesiz, yeni. Bakın bir sonraki imtihanda şahane bir şey olacak. Yürü! Senin gibi babası olursa bundan hiçbir alt olmaz. Değil Osman mi? Pırlanta gibi çocuk. Demek ki bütün sorun babasındaymış. Bunun ben babasının... Sensin babası. Benim, o yüzden tatlıyım ben aslında. Ya benden kaynaklarını sanmıyorum. Çocuk biraz az çalışmış yani. Beyefendi, sizinle tanıştığıma hiç memnun olmadım. Canı sağ olsun ya. Çok da umurumda benim yani. Geç diğer hocaya. He? Türkçeciye geçin. Türkçeci kim lan? Ha, yaktın ablayı. Hayırlı Ramazanlar hocam. Ramazan geçti ama olsun. Yine de ben... Hayırlı Ramazanlar. Ramazan geçti diyorum. Hiç dinlemiyor ya. Hoca dinlemiyor ki. Bayram arkadaşım mi? Türkçeci. Ramazan dedin, Ramazan diye cevap verdin. Düşün, Türkçe anlamıyor da. Ramazan geçti diyorum. Hayır, Ramazanlar diyor bana. Arkadaşım uzatma, konuş Türkçe. Tamam, Türkçe'de bizim oğlanın bir sıkıntısı var. Arkadaşım oldu. Önce tanış, hödük müsün? Ne yaptın? Ya şey yaptın, yapma. Nasıl? Ne yapıyorsun öp kadına? Ben samimi davranıyorum çocuğu geçirsin diye. Kadın sana samimi davranıyor mu? Davranmasa ağzını budalarım odadan içeri ben dağıtırım orayı ya. Düzgün hanımefendiyle konuş. Düzgün hanımefendi, nasılsınız? Ha, ben merhabalar, hoş geldin, hoş buldunuz. Biz hoş mu geldik? Kim, nereden geldiniz? Kim önce geldi ya? Ne saçma bir arkadaşım, okul burası ya? Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Ne yapacaksın, iyiyiz. Gördüğüm kadarıyla Osman'ın yanındasınız. Herhalde Osman'ın babasısınız. Ne kadar da zekisiniz ya. Adam gibi konuş Türkçeciyle. Matematiği kaybettik, bari Türkçeden geçsin çocuk. Ha, tamam. Şimdi biz istiyoruz ki bizim oğlan, kusura bakmayın, matematikten kaybetti. Türkçeden girsin istiyoruz matematiğe. Nasıl yapabiliriz bunu? Yani kalıbını uydurup yapabilir miyiz matematikten geçmesi için? Pardon, Türkçe. Beyinsiz misiniz? Evin beyi benim, evet. Okulun girişine kapak bıraktım ama kusura bakmayın. Oğlunuz Osman'ın Türkçesi hiç iyi değil. Canı sağ olsun. Biz zaten onu turizmle ilgilensin istiyoruz. Yabancı diller de harika. Arkadaşım. Efendim. Aa niye ne ki yani? Ben nasıl yardımcı olabilirim carçurt? Aa niye ne ki? Ben nasıl yardımcı olabilirim? Ben bayağı hocaya asılıyorum ya. Asılma. Tamam. Niye öyle bir şey oldu ya? Ne? Bazı şeylerin kelimeleri yanlış biliyor. Mesela atasözü. Sakla samanı güldür güldür diyor. Zaten ben sakla samanıdan anlamıştım. Oğlanın söylediği gibi söyledim. Aslında sakla samanıdır ama evde böyle görmüş. Acaba siz mi ayısınız, çocuğa mı sirayet etti? Bu tarz şakalara devam edecek misiniz yoksa biz öbür hocaya geçelim mi? Cevap ver kadına. Çok haklısınız. Ben en yakın zamanda Türkçesini düzeltmek istiyorum onu ben de. Peki nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Ağzını burnunu kıracağım. Çene tam oturduğu zaman yerine. Telaffuz da muhteşem olur yani. Ben arkadaşım. Efendim.
Düzgün cevap ver kadına. İyi aile babası olarak göstermek istiyorum çok seni seyirciye. Çok iyi bir aile babasıyım ben. Bunu da göstermek istiyorum size ben. Acaba yöresel konuşmalar mı yapıyorsunuz evde? Şimdi salonda başka konuşuyoruz, kenefte başka tabii yani. Hani yöreselden kasıt buysa biz akustiğe göre şey yapıyoruz. Arkadaşım evde. Memleketiniz olarak diyor. Ha bizim Mersin. Tamam, Mersin ağzıyla mı konuşturuyorsunuz çocuğu evde? Biraz tabii bizde de annenevi olduğu için yani biraz da genetik olarak kalıntıları var. Mesela yengemgiller falan hep normal konuşurlar aslında. Peki çocuğun bu telaffuzunu nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz? Telafi ederek. Bir örnek verir misiniz? Tabii. Burada mı dışarıda mı? Burada şu anda. Ha burada veremem. Neden? Veririm yayınlayamazsınız. Arkadaşım, en kral örnekleri getirdim size. Sapıklık yapma. Niçin? Ruhum da var. Terbiyesizlik de yapma. Ben çocuğun laflarını düzelteceğim falan de. Ha ben çocuğun laflarını düzelteceğim. Ama oğlarla sizinkini... ağları arka arkaya söyleyemiyor. Oğlarla ağları arka arkaya... Hoca mı diyor bunu bana? Evet. Ha canı sağ olsun ya ayrı cümleler kursun. Mesela yani... balona bolon diyor. Allah Allah böyle bir angut tanıyorum ben ya. Demek işte çocukta kalıtımsal olmuş yani yapacak bir şey yok. Mühim olan ruhu temiz olsun, yüreği temiz olsun. Biz o tarz bir aileyiz. Peki teşekkür ederim. Geçiniz. Çocuk geçti mi şimdi? Hayır, sen geç. Sen kal burada, ben geçiyorum. Ben geçtim, sen kaldın. Arkadaşım, ya. Diğer hocaya geçiyorsunuz. Ha, özür dilerim. Kadına iyi davrandı sana, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben en yakın zamanda ilgileneceğim oğlanla. Müzikten de kalmış seninki. Ha, işte zurnanın zırt dediği yer. Sor müzikçiyi. Müzikçi nerede? Ha, süper. Hangisi? Bilmiyorum, böyle araya gösterdi. Burası komple müzikçi. Bir daha göster. Bu öğretmenler odası mı? Erkek mi, kız mı? Böyle yapıp kaydırıp duruyor, ben anlamıyorum ki. Büyüsen arkadaşım, göster şunu, kolla göster. Abla mı, abim? Abinin omuz başı. Çift işi mi var abim? Benim oğlum hakikaten salak. Sor abiye. Merhabalar hocam. Merhabalar hocam. Merhaba. Ben Osman'ın babasıyım. Memnun oldum. Eyvallah, çok. Babası olmam ama tanıştığınız zaman, ben anlamadım. Tanıştığımıza. Eyvallah sağ olun. Ben de çünkü babası olduğuma memnun değilim. Şimdi Osman'ın bazı müzikle ilgili sıkıntıları var. Bizim arkadaşım bir sor. Adam sıkıntısı var mı? Ha bir sıkıntınız var mı? Var. Alın ilaç falan alın. Niye oldu? Hayırdır ya? Osman'la ilgili. Ha Osman'la ilgili bir açalım. Ha şey ya. Şimdi Osman'ın bazı sıkıntıları var. Sizin onunla ilgili sıkıntınız var mı? Önce siz anlatın. Ne saçma düello gibi oldu ya. Şimdi bakın ben şunu izah etmek istiyorum. Osman müzik derslerine çok fazla çalışamıyor. Çünkü biz apartmanda yaşadığımız gibi alttan üstten zart zurt edip duruyorlar. Yani çocuk normalde çok güzel enstrümanlar falan çalıyor mesela. Hakikaten iki tanesini çaldı. Kes, en son çaldığı yakalandı. Sizin Osman müzik öğretmene baksana bana ne bakıyorsun? Ha. Sizin Osman... Pardon elim kulağına girdi çok üzüldüm. Her şeyi türkü gibi söylüyor. Ha. Bıraktım sınıfta. Hangi babam sen... öğretti diyor bir de. Sen o yüzden mi geç geldin? O gün sınıfta bırakmış seni. Biz de çocuğum evde... Şaka yapma seyirciye. Adamı dinle. He. Daha dün annemizi çal diyorum. Türkü gibi çalıyor. E'si var mı? Siz öğretmişsiniz göya. Süper işte. Hammasi olay. Siz biliyor musunuz daha dün annemizi? Ben bilmiyorum. Ben bugünküyle ilgilenirim. Dünden bana ne ya? Arkadaşım biliyorum ben. Biliyorum arkadaşım. Ben öğrettim çocuğa. Ben öğrettim çocuğa ya. Ben çok seviyorum onu. Bir söyleyin o zaman daha dün annemizi bakalım nasıl öğretmişsiniz. Evet bir söyle bakalım daha dün. Sen söyle. Ha ben söyleyeyim. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin... Müzikal söyle. Müzik... He. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin... Tamam beyefendi ben de bunu diyorum işte. Evet ne kadar aynı güzel. Sizin gibi söylüyor. Ne kadar güzel. İftihar ettim seninle. Bu değil. Hangisi değil? Bu değil arkadaşım. Çocuk mu bu değil, şarkı mı bu değil? Şarkı böyle söylenmez. Böyle söyle, Türkiye hamasi söylenmez. 3-2-1 yap, seyirci söylesin. Yap. Sonra da camı temizlemeye gidelim mi dışarıdaki büyük? Hayır, elimle göster. Neyi göstereyim? Böyle böyle, nota gibi. 3-2-1, yallah. Sen değil. 9-8'lik başta. Sen seyirciye başta komutu ver, seyirci daha dün annemizi söylesin. 3-2-1. Yalla. Rica edeceğim daha dün annesini söyleyin. Çok özür diliyorum gerçekten ben sizi de ondan sanmamıştım. Bayağı arkadaşım. Söylediler. Bırak seyirciyi. Seyirciyi kendi haline bıraktım. Bir daha göster. Bir daha göstereyim. Hayır komut ver. Ha.
Kes! Kestik. Ne? Neymiş? Öğrendiniz mi doğrusunu? Evet. Türküyüz. Arkadaşım itiraz et. Bu çocuğun sesi güzeldir. Bu çocuğun sesi güzel. Ne biçim? İlla klip mi çekmemiz lazım şarkıya bizim? Yolla bir şarkı söylet falan. Göster müzik öğretmenine. Ha, bana bir şarkı söyle çabuk. Savun çocuğunu. Öyle değil. Sözlü olarak ha, sözlü olarak sana bile bir şey yaparsa tekme yer. Allah belamı versin beni. Sen git oğlum bir türkü söyle de görsün bakalım. Sen bir git bir türkü söyle de görsün bakalım. Diğer öğretmenlere de söyle. Bakın görün çocuğu. Komple erkekler tuvaletinde buluşuyoruz şimdi. Arkadaşım orada diğer öğretmenleri de yanına çek. De ki bu çocuğu müzikçi nasıl bırakır? Bakın nasıl türkü söylüyor falan de. Bu, ne yaptın bu çocuk müzik öğretmeni? Bu çocuğu ne yapsın? Çok şey saçma bir şeyler söylüyor bu. Buyurun. Arkadaşım çocuğu müzisyen arkadaşım git türkünü söyle. Ha müzisyen arkadaşım git. Sen de öndeki öğretmenlere söyle. Ha, şimdi bakın dinleyin oğlumu nasıl müzikten bıraktınız bir şey yapın ya. Hadi Tosun'um. Sahneyi hazırlamasına yardım et Tosun'um. Öyle değil. Tamam hazırladı kendi. Ha. Müzik öğretmeni bu arada dedikodu yapıyor yanındaki şey fizikçiyle. Bu çocuktan hiçbir şey olmaz ya. Göya türkücüymüş. Çıkışta da müzik öğretmenine. Nerede ki bu müzik öğretmeni? Önde. He. Adam aşağıda nasıl çıkışayım ben ona? Arkadaşım lafla. Ya sen ben var ağzını bunu kıracağım seni ha. Öyle değil çocuğu göster. Havalı. Gururlan. Oğluna gururlan. Müzikçiye bak. Ve duygusal bir... Ne yapıyorsun? Erkek müzikçi. Tamam. Niye göz atıyorsun adama? Nasılmış müzik diye yani? Nasıl türküsü bu? Duygusal bir konuşma yap. Sarıl oğluna. Sana hastayım. Oğlana değil, müzikçiye. Ha. Oradan öyle bir mesaj ver ki, müzikçi sıfır verdiği için utansın. Oysa ki seni o kadar sevmiştim. Sıfır verdin. Kestik gerizeka. Işte. Arkadaşım şöyle bir şey. Bu benim oğlum. Bu da müziği. Ama siz anlamadınız falan falan işte. Ha falan. Bu benim oğlum, bu da müziği ama siz anlamadınız. Yazıklar olsun. Şimdi duygusal ol. Çok duygusal ol. Evlat yani. Beyefendi sizden özür dilerim. Gerçekten şahane türkü söylüyor. Kurban ama okul şarkılarını bari türkü gibi söylemesin. Hangi okulların şarkılarını? Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizi falan. Guvak vak vak. Onları falan türkü gibi söylemesin. Guvak.
Bulak Kubilik'in şarkısını öyle söyleme işte. Bunları toparla, evde iyice çalış. Ben oğlanı geçireceğim. Eyvallah. Ama siz de oğlana nasihatı eksik etmeyin lütfen. Tabii ki de tabii. Hep alacağız onlardan. Bu hafta sonu hepsini alacağız onlarımız. Kim kaldı? Bilmiyorum. Bedenci. Okul müdürü kaldı. Bedenci kaldı. Bedenci kaldı. Göstersin bedenciyi. Bedenciyi de göster. Hangisi? Abla mı? Abi. Eyvallah. Gördün bedenciyi. Gördüm. Çok iyi gördüm. Çabuk konuş. Çabuk. Çok süratli konuşacağım. Beni çok iyi dinle. Kendine gel. Bir daha da bir şey iki defa söylemeyeceğim. Bedenden de bir çocuk bırakılır mı falan diye gir konuya direkt. Sert gir ki hani geri bassın müdür. Şey, öğretmen. Ha, bedenden de bir çocuk bırakılır mı ya? Çocuğun... Siz kimin babasınız? Ben bunun babasıyım ya. Tanıt kendini kardeşim önce. Benim adım neydi ki? Arkadaşım. Muhittin değil misin sen? Ha, ben Muhittin. Muhittin Osman'ın babasıyım. Bu da eşim. Sürekli yanımızda dolaşıyor. Osman'dan hiçbir şey olmaz. Söylediğim hareketlerin hiçbirisini yapamıyor. Ya canı sağ olsun. Başka bir yerde kullanırız. Atölyede... Hayır. Ha. Arkadaşım iddia et. İddia ediyorum ki Osman'dan da bir şey olur. Hiç olmadı. Bizim hanımı veririm size. Onun da sesi güzel. Bazı hareketleri yapamıyor. Bazı değil, hiçbir hareketi yapamıyor. He. Ben de bir... çalıştırmıyor musunuz evde? Çalıştırıyorum, çalıştırıyorum. İtiraz et, Osman yapar falan diye. İtiraz ediyorum şu an. Osman yapar yani. Bir iki el hareketi var mesela, şahanedir ama onu derste kullanamazsınız. El hareketi değil, bazı hareketleri yapamıyor. Hangi hareketleri yapamıyorsun Osman? Yapar da arkadaşım. Yapar. Yani çok üstüne gidiyorsunuz çocuklar. Çocukları biraz rahat bırakın. Yeni nesil çocukları... Göstersin o zaman yaptığını. Al bu işte. Buraya... O değil. O değil. Mesela beygir atlama. Ne? Beygir atlamayı yapamıyor. İstersen göstersin. Şimdi beygir ben olacaksam göstermesin çocuk yani. Arkadaşım itiraz et. Yapar. Yapar babasıyla ya. Babasıyla çocukken hep beygir atlama oynadılar çocuk, falan diye. Çocuk hep biz beygir at. Evde 4-5 beygir vardır bize mesela hep atlatırız. Mesela bizim araba 80 beygir. Hep atlar oradan yani. Onu şaka yapma. Şaka değil bu cidden. Peki geçin mikrofonun arkasına gösterin o zaman. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Nereye? Beygirin arkası. Mikrofonun arkasına geçip Osman'la beygir atlamayı gösterin. Öğret çocuğa sonra öğretmenin önünde yapsın. Geçirmiyor adam dersi çocuğun için katlan buna. Bunu yaparsan geçirecek. Arkadaşım mikrofonla ne alakası? Beygir sen olacaksın. Senin ben beygir olacağım sen şuradan. Önce sen göster çocuk öğrensin. Şimdi beygir şu şekil duracak. Önce o dursun sen atla. Hüseyin arkadaşım dizlerini tut. Bir de şöyle yapar mısın? O ne? Korkulu beygir ya. Arkadaşım şaka yapma. Bedenciye çocuğu geçirtmen lazım. Şimdi sen varsayalım ki beygirsin. Varsayalım. Birazdan ben olacağım. İyi öğren ki altta ben kalmayayım. İyice öğren. Şimdi beygir atlamada olay şu. Bir kere hatamız şurada. Esnek pantolon giyeceksin. Bir de olur olmaz gülmeyeceksin olduğun yerde. Şimdi sen bu şekilde dururken ben basınçla üstünden fışkırtıp atlayacağım oradan. Tamam mı? Niye baktın? Hocam biz de ailede beygir atlama zaten ananevi bir olaydır. Yani şimdi onu gösteriyorum ben. Sakın atlama. Bunu kim dedi? Oğlan mı? Ben dedim. Niye? Yönetmen olarak işte sadece göster hocaya sonra çocuk atlasın. Çocuk sadece beygirin nasıl durduğunu gördü. Atlamayı görmedi ki. Sen göstereceksin. Ha sen yat. Bu şekilde geldin bastın. Atlama. Atladı. İyi misin? Görmedi çocuk. Göremez. Atlatarak gelsene. Ha şimdi o zaman ters dur. Geriye doğru eğil görmen için. Çünkü göz aşağıda kaldığı için göremiyorsun. Ters yatarsan onu görebilirsin. Ters yatarsa üstüne basarsan beli kırılmaz mı? Ha onu bilmiyorum da beygirle ilgili bütün detayları da görürsün zaten. Atlayayım mı? Görsün eğil. Mü? Ha. Adım adım bütün hareketleri göster çocuğa. Mühsen arkadaşım sen beygir oluyorsun önce. İşte o beygir oldu ya. Hızlı yaptın görmedi kimse. Allah da beni kahretsin. Şimdi iyi misin Osprey? Şimdi böyle durdun, çok sağlam durdun, kendini esnek bıraktın. Buradaki sportmen kişi de geldi. Yani elastik hissetmesi lazım kendini. Şey olarak. Hareketleri göster. Ha bu şekil mesela şunu yaptın. Yani oradaki o sıçrayış hareketi için kalçadaki titreme tutmak istemiyorum. Sen anlarsın diye.
Yani kalçadaki rezonans diyoruz biz buna sporda. O an sana, efendime söyleyeyim, endorfin vücuttaki zıplıyor, kalçada titreme oluyor, bir bakıyorsun ki havalanmışsın. Ondan sonra dönüp bakma bile beygire, ne haldedir, hiç bakma. Tamam, titremeleri aldın, sırta basma, kalçayı havalandırma, hafif ata binermiş gibi, hop kafadan. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Geldin, bastın, hop. Ne oldu? Şu yok. Süperiz. Büyüsen arkadaşım, sen geç. Arkadaşım, atlamadan önce ısınma hareketleri yaptır çocuğa. Hocam, babası atladı, oğul sayılmaz mı yani? O... Çünkü baba oğlanı geçirecek. Oğlan bana geçirecek. Arkadaşım, çocuk ham ham atlatma. Ham ham atlatma, ağzını kapa, hiç konuşmadan atla. Arkadaşım, vücudu hamken atlatma. Ha. Önce ısınma hareketleri yap. Isın, böyle hohla kendini. Böyle değil. Eller yukarı. Eller yukarı, bu bir soygun. Ben saçma. Sen yukarı kaldın, çocuğa ısınma göster. Tamam, dur. Elleri kaldır. Ha. Yukarı armut topla. Yukarı armut topla. Toplasana. Yok yok, armutlar yerden. Yukarı topla. Sen yukarıdan armut toplama hareketi. Sen yukarıdan armut toplama. Sen yap gerizekalı, aman çocuk benim da sana ya baksın. Yukarı böyle değişik armut toplama. Bak işte bahsettiğim rezonansın ilk aynı adımı. Aynı anda kalçayı çevir. Aynı anda da kalçayı çevir. Çevir. Çok... Aynı anda parmak ucunu ters yöne çevir. Yapsana. Yapıyorum, ayakkabının içinden gözükmüyor. Aynı anda da kafayı çevir, boyun ısıtma. Müslüman arkadaşım yapsana. Kalçayı da yap. Biz hem manyağız biz. Arkadaşım ısınmadan atlatma çocuğu. Ya şu halde bizi kimse geçirmez ki dersten. İki manyak okulun önünde böyle. Ya çok zor buralar geçmemiz bizim. Arkadaşım ya, çocuğu ısıtsana. Çocuk haydi bakalım. Öyle değil. Kaldır elleri havaya, seyirciye havaya dönük olun. Evet, eller havaya kalk. Yukarıdan armut toplarken. Yukarıdan armut toplarken kalçayı da böyle şey çevirdi. Kafa da felse gitti. Evet. Bunlar da böyle. Isın, ısın, 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 ısın. Dumanlar çıktı, tamam. Ne? Şimdi atlama. Şimdi evet. Şimdi işte hakikaten... şimdi atlama. İyice yere yapış. Ha, atlama. Ben şimdi atlama, anladım. Evet. İyice yapış yere. Öyle değil, iyice yapış. Son bir iki kare alın isterseniz. İyice yapış. İyice yapış yere, iyice yere. Dizlerini de koy yere. Niye ya? Tam beygir ol. Arkada kamera yok değil mi? Var. İyice yapış. Daha da yapış. Oho, buradan hoca da atlar ya. Evet, buyurun, kafayı eğ. Atlarsa geçireceğim sınıfı. Atlayamazsa zaten Teşvikiye Camii'nde buluşuruz hep beraber. Hüseyin arkadaşım, yavaşça geç. Kalk. Ve mağrur, gururlu, baba onurlu çocuğunu sınıftan geçirtmiştir. Ne oldu? Çok mutluyum şu an. Mutlu ol. Beden eğitimi öğretmenine doğru yaklaşır. Artistliğini yapar, havasını atar. Osman babasıyla gurur duymaktadır. Gurur duy Osman. Sarıl oğluna, at o elini omzuna. Yürü lan eve gidelim der. Yürü lan eve gidelim. Ona değil, oğlana. Ha, hadi yürü lan eve gidelim. Ve bedenci 5 vermiştir. Yeni kanuna göre 10 geçiyor. 5 en büyük 5 işte. Vay aferin. Ve pırasalı böreklerin kokusu buram buram burunlarına gelmektedir. Baba oğul gururlu bir şekilde evin yolunu tutarlar. Selam verin çıkın. Sarıl oğlana.
Mikrofonu nereye taktılar? Derdiler mi? Benim sesim biraz açar mısınız? Delik mi taktılar? Yok, böyle tutturdum. Nereye tutturdun? Bu cildime. Anlattılar mı konuyu? Yok, çabuk çık, peruna dikkat et dediler. Çıtayı da unutma dediler. Geç sola. Hüzünden. Senin hikayeni anlatacağım. Müzisyen arkadaşım, ver duygusal müziği. Hüzünden. Ama şirin hüzünden. Şirin ol hüzünden. Duygusal müzik yüksel. Salak salak gez. Hikayeni dinle bir yandan. Salak salak gez ve hikayeni dinle. Başlıyorum. Yüksel müzik. Güney Afrika kıyılarında, Nil Nehri'nin kenarında. Güney Afrika'da Nil Nehri'nin. Arkadaşım sana ne? Coğrafya hocasına bir şey söyleyebilir miyim? Sen salak salak gez. Zaten Güney Afrika'da Nil'in kıyısını arıyorsam salak salak geziyorum. Kendine oldu. Balta girmemiş ormanların arasında yapraklarla, sarmaşıklarla dolu. Arkadaşım yapraklar, sarmaşıklar var. Ormanda bir gün havadan bir uçak geçerken motoru arıza yapar ve düşer. Nereye bakıyorsun salak? Buraya mı düştü? Uçağı görmüyorsun, senin hikayen bu. Ha, pardon. Sen otlara bak. Yapraklara, sarmaşıklara da bak. Kozalaklara da bak. Neydi o? Ha, oydu, biliyorum. Düşen uçakta herkes ölmüştür. Hayırlısı. Bir kişi hariç. O da 3 aylık bir bebektir. Adı Muhittin'dir. Adı Muhittin'dir. Ama annesini gönderin. Kimi? Prodüksiyon, annesini gönderin Tarzan'ın. Adı Muhittin'dir. Ama kendisini bir goril büyütmüştür. Kenara koyun. Tamam. O kadar kenara değil. Anne o. Annesi goril. Tarzan'ı bulmuştur. Kimi? Tarzan'ı. Adına Tarzan demiş kadın. Arkadaşım 3 aylıksın. Ne bilsin Muhittin olduğunu? Tasma mı var boynunda? Tarzan'ı bulmuştur. Anneni gör. Duygusallaş. İşte hikayesi o gün başlar. Goril Tarzan'ı emzirerek büyütmüştür. Git annene. Ne söylüyorsam mizansen yap. Goril Tarzan'ı emzirerek büyütmüştür. Sağ ol anne. Arkadaşım. Büyütmüştür. Mizanseni ver. Aynı anda... Aynı anda gorille beraber, Tarzan'la beraber kız kardeşi de büyümektedir. İkisine annelik yapmaktadır. Kız kardeşini gönderin. Ne yapıyorsun? Bulmaya çalışıyorum. Neyi buluyorsun? Vanayı. Kız kardeşim de al yanına. O da emiyor. Aman be. Tarzan, kız kardeşi Marzan'la birlikte... Kız kardeşi Marzane ile birlikte... Oldu mu? Annesinin sütüyle büyümüştür. Annesi her ikisine de şefkati eksik etmemiştir. Tarzan'ın kafasını okşamaktadır. Tarzan
kendisinin bir insan olduğunu unutmuş, maymun gibi hissetmektedir. Ormandaki sarmaşıklardan yaptığı halatlar, yollayın halatları. Sarmaşıklardan yaptığı halatlarda bir maymun gibi oradan oraya gidip gelmektedir. Kes, müzisyen arkadaşım kes. Tarzan kal. Kız. Kardeşine iyi davran. Elindeki ne? Çita, bunu çıkarken unutma dediler. En iyi arkadaşın dediler. Arkadaşım, çita maymun. Bana çita verdiler. Allah'ın salağı. Tarzan seyretmedin mi hiç? Sen TRT1 seyretmedin mi çocukken? Seyrettim. Seyrettin mi, seyretmedin mi? Seyrettim. Tarzan'ı görmedin mi? Hiç denk gelmemişim. Tarzan'sın sen. Tarzan ne yapar? İşte böyle annesiyle 51 falan oynuyor. Tarzan elini göğsüne vurur. Taka tuka taka tuka taka tuka yumruk yapıp. Yumruk yapıp evet. Ve o arada bağırır. Ver ama... Tarzan bağırmasını. Ay! Ay! Salak öyle değil. Aa! Benimki salak, bu normali mi? Evet. Tarzan böyle bağırır. Aa! Vurur, sonra elini ağzına götürüp bağırır. Aa, he. Öyle değil. Elini avucunu hoparlör gibi yapar. Hoparlör mü? İşine bak. Öne doğru gel koşarak. Vur göğsüne. Hoparlör yap elini. Tekrar vur göğsüne. Koşarak git, atla ipe. Ne yapayım? Arkadaşım, ipe atlıyorsun. Niye? Oradan mahalleye bağırıyorsun. Mahalle... Aslanlara, kaplanlara, tavşanlara. Haydi gelin takılalım. Sabah kalkmışsın. Sola git, koşarak öne gel. Göğsünü yumrukla, hoparlör yap. Tekrar göğsünü yumrukla, ipe koş. Ne? Biraz daha kusacağım. Ne oldu ki? Orada da bağır. Tek elinle hoparlör yap. Elinle hoparlör yap, bağır. Tek elinle yap. Tek elinle yap. Elle olmaz, tek elle. Ne olmaz? Baş parmağınla işaret parmağını birleştir. Size doğru mu? Evet, yuvarlak yap. Diğer üç parmağı birleştir. Şimdi o yuvarlağı ağzına götür. Bağırırken parmaklar insin kalksın, eko yaptır. Tamam. Tarzan'ın günleri böyle gelip geçmektedir. O ip senin, bu kendir benim. Ne yapıyorsun? Bir düşüyorum herhalde, bilmiyorum. Rugan giyersen düşersin. İn aşağı. Niye giydin ruganları? Çıkmıyor o. Serçeler yer yaptı, artık geri alamıyorum ayakkabı. Tarzan kendisinin ne olduğunu bir türlü çözememiştir. Ben nasıl bir manyağım ya ben? Ve gider annesiyle konuşur. Ya babamla siz ne yaptınız ya? Babam nerede? Öyle değil. Gel hüzünlü bir şekilde annenin önüne otur. Annen ne desin ki, neyin var? Kadını kapatma. Yan otur. Neyin var Tarzan oğlum? Sesine ne oldu be? Niye ağlamaklı suratın? Ağlıyorum çünkü saçma bir şey. Yoruldum ben iplerde. Neyi geziyorum? Ne manyakça bir şey ya. Tarzan, öne doğru dön, seyirciye dön. Neyin var oğlum Tarzan? Bilmiyorum, neyin var, neyim yok ortada zaten.
Neyin var Tarzan? Aslöper, ne bileyim ben? Söylesene. Çok ben dert. Kimim, neyim? Çok ormanda dert. Kimse bana benzemiyor de. Ormanda kimse bana benzemiyor. Herkesin altında bir şey var. Bir tek ben böyle baldırı çıplak. Öyle değil arkadaşım. Tipi benzemiyor. Kız kardeşine bak. Kız kardeşime bak, ne kadar tatlı. Pembiş pembiş ya. Ben neyim? Ben bana neyim? Gerçeği anlat anne. Bana gerçeği anlatın ya. Allah da beni kahretsin. Benim ne işim var bu ormanda ya? Oğlum, sen bir uçaktan düştün. Ben? Evet. Uçaktan tam o sırada kardeşin 1,5 aylık, ben de onu emziriyorum. Loğusa'yı. Zaten varsa Loğusa kardeşim. Baktım yerde malak gibi yatıyorsun. Ben? Bebeksin ama. Bir de buna bakayım dedim. Çok sevdim seni. Aldım sana baktım. Sen de maymun sülalesinden oldun. Bizim sülale geliştir. Belli belli. Gitgide bize benzemeye başladın. Hatta sana şunu da itiraf etmek isterim. Bizden daha maymunsun. İşte gerçek bu Tarzan. Ne vurayım annemi? Niye vuruyorsun anneni? Ne bileyim, saçma şeyler anlattı bana. Umurumda... Arkadaşım, duyduklarım karşısında şoke ol. Çok şokeyim şu an ya. Kalk ayağa. Bir ayağa kalkacağım şimdi hepiniz. Kalk ayağa. Şoke ol. Yıkıl. Öyle değil, duygusal olarak yıkıl. Ha, evet. İkinci kendine git. İkinci kendine git. Arkadaşım, ikinci orta kendine git. İkinci orta kendine gider. Bu, şu şekil. Sarılır. Ve ağlar. Meğersem ben insanmışım diye üzülür. Arkadaşım, konuşsana kendine. Ben oyunu bol tutuyorum ki. Tamam. Meğer bunların böyle tutturulacağı bir şey varmış. Ben onu almamışım. Göğsüm şu an o kadar acıyor ki. Arkadaşım. Sen az önce neye duygusallaştın? Bilmiyorum, unuttum onu. Bunun acısından unuttum. Senin anan baban o değilmiş. Ha, o anam babam yokmuş benim. Babam da bir hayvan. Annem de bir hayvan. İnsanmışım meğersem diye üzül. Ben insanmışım. Evet, uçaktan düşmüşüm, kalkmışım ama. Nasıl bir insansam? Ya. Ben kimle konuşuyorum? Kendirle. Kendimle. Ha. Kendirle. Tamam. Palatla. Ha, ya anladın mı? Çok üzgünüm şu an. Ve bütün bu yıkıntıların ve çöküntülerin içinde günler geçerken... Ve burada mıyım günlerce? Hayır. Ha. Sen takılıyorsun ormanda. Bitkinsin, yıkıksın. Ha. Arkadaşı Çita'yı görür. Çita'ya seslenir. Tarzan Çita'ya nasıl seslenir? Lan! Öyle değil. Arkadaşım, Çita, Nagala, Uğla, Ngava diyeceksin. Niye, bebek mi daha? Bu ormanca. Orman, ne kadar iyi de telaffuzunuz var. Çita, Nagala, Uğla, Uğla, bir şey. Çita, Nagala, Uğla. Çita, Nagala, Uğla. Ngava. Ngava. Aa, aa, aa. Bağırma lan. Arkadaşım, bağırsana. Ha, o bana bağırıyor sandım, anlamadı, bağırıyor sandım ben. Evet. Çita. Nagala Una. Çıtı çıtı bank bank, bu tarz bir şey. Ben hatırlamıyorum ki orası, hatırlamıyorum. Ngava. Ngava, Ngava. Elma var, biraz başka bir şeyler var. Sonra ne? Da aa. Aa yani aa. Arkadaşım. Efendim. Koy çıtayı yerine. Uzaktan bağır. Çita Nagala Una Ngava de. Çita Nagala Una Ngava. Bağırarak. Aa. Neyi tartışıyorsun benimle? Daha ne söyleyeyim sana yani? Kereste! Ve Çita'yla salak salak konuşunca Çita da onu terk eder. Ormanda yapayalnız kalmıştır salak. Aha, bu maymunlara mı kaldın? Maymun deme onlara. Annene hürmet göster. Gider annesine der ki... Anneciğim. Anneciğim. Ver elini öpeyim. Ver, bu taraftaki elini ver onu öpeyim. Bu diyarlardan gidiyorum anneden. Bu diyarlardan gidiyorum ben, evet. Yıkıldım. Ha, yıkıldım. Soyumu sopumu bulmaya gidiyorum. Bir şeyleri bulmaya gidiyorum. Tam anlamadığım bir şeyleri bulmaya gidiyorum. Der ve yola düşer. Ne yapıyorsun? Bir şey var. Hadi görüşürük. Güle güle evladım. Güle güle yavrum. Gittim arkamda. Ağır çekimde el sallayarak git. Müzik yüksel, duygusal ol.
Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Günler, aylar geçmiştir. Ve bitkin düşüp bir sahile uzanmıştır. Sahile uzan. Uzan, seyirci. Deniz yap. Uyumaktadır. O sırada açıklarda bir gemi batmaktadır. Prodüksiyon gemiyi gönder. Seyirci, durgun deniz değil. Gemiyi açıklara al. Bu gemiyi zaten açığa almışlardır çok zaman önce. Al açıklara gemiyi. Seyirci, fış fış. Ve fış fışa uyanır. Gemi o sırada batar. Batır gemiyi. Sen yat. Ön sıradan biri batırsın. Oraya uzan. Oraya çıkmayın hocam. Oraya çıkmayın. Oraya çıkan iki arkadaşı hala görmedik bir sene. Kameraman arkadaşım sen batır gemiyi. Ha. Yat sen. Geminin batma sesi daha şiddetlidir. Foş 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 foş. O sese uyanır bizimki. Açıklara bakar, bir gemi batmıştır. Battıysa nasıl göreyim? Görmüyorsun zaten. Gemiden bir kişi fış fışla beraber plaja savrulur. Şebnem Hanım gelsin. Kim? Seyirci fış fış. Ne oldu? Abla kim? Jane. Ne? Hoş geldiniz Şebnem Hanım. Hoş bulduk. Jane'siniz. Jane. Ve geminiz battı. Sizi karaya savurdu. Seyirci savur karaya. Daha dünden razı. Ve Jane baygındır. Bizim gerizekalı, pardon Tarzan, uzakta bir gemi battı galiba der. Kendine tırmanır. Kendine mi tırmanır? Halata tırmanır. Ha. Halata tırmanır ve bakar uzaklara. Bakar, bakar. Arkadaşım baksana. Bakamıyorum. Bakman lazım. Kıza doğru bakar. Bir de ne görsün. O anda aşık olur, surat ifadesi değişir. 4 kilometreden gördüğü şey karşısında. Ne yapıyorsun? Aşık oluyorum. Düzgün aşık ol. En düzü bu. Suratında gerginlik var. İpten olabilir. Ve o sırada sesi duyurur. Aşktan bağırmaya başlar. Aşığım ulan! Öyle değil. Tarzan nasıl bağırıyor? Ha. Akan tabur neydi ya? Ha uçutaydı. Baş parmağınla işaret parmağını yuvarlak yap, bağır. Ağzına götür. Diğer ellerle yıkıl. Ve kız uyanmamaktadır. Halattan halata atlayarak aşağı atla aşağı. Düşme sakın. Kıza kadar gider. Gelir kıza doğru yaklaşır. Kızı gördüğü anda o muhteşem müzik çalar. Gör kızı, sersem suratlısın, ebleksin, aşıksın, masumsun. Bak kızın yüzüne. Hayırdır bacım? Arkadaşım, Selvi Boylum o. Ne oluyor? Onun ismi Selvi Boylum, Jane. Ha, nabzını dinle. Gülüyor, rüya görüyor. Nabzını, melekler güldürüyordur ona. Nabzını dinle. Ne oldu? Bilmiyorum, anlamadım ki. Arkadaşım, nabzına bak, saate bak. Saate baksana. Gel buraya beyinsiz. Nereye gidiyorsun? Çocuğun saati var içeride onun, ben ne bileyim, bende yok ki saat. Arkadaşım, seyirci saat yapar. Seyirci nabzı say. 3, 2, 1, başla. Bu ölmüş. 3, 2, 1, öldüm. Seyirci canlı say. Yallah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Kız yaşıyor. 10 nabzı var. Kız yaşıyor. Yaşıyor kız. Yaşasın. Ve o sırada
kötü kokudan, ayak kokusundan Jane uyanmaktadır. Jane burnunu tutarak kalkar. Su mu kaçtı burnuna? Böyle her karaya vuranı olur bu ya. Böyle hıngırdım. Arkadaşım bir dur, kız konuşsun. Sen kimsin? Sen kimsin? Allah Allah. Buralar komple benim. Düzgün cevap ver. Sen eblek oldun aşktan. Ha ben ebleyim. Ben aşk ebleyim. Eblek ol ağzınla burnunla. Eblek ol. Kız ne sorsa cevap veremiyorsun. Dilin tutuldu beyinsiz. Sorun bir daha. Neredeyim ben? Sen kimsin? Ya övmüyorum ben. Geçen yıl uçarken ağaca çarptım. Böyle perde oldu. Ağaca çarpmadın. Aşktan böyle oldun. Ha, aşktan böyle oldum. Kız ısırdı hep. Buraların böyle şey oldu ya. Çok sağlam bir maymun var burada. Komple yedi. Bu dudaklarım falan. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Sen. Ha ben. Kızı ayağa kaldırır. Tanış kızla. Ne yaptın? Nasılsın? Öyle değil. Merhaba, ben Tarzan'ım falan. Ha, merhaba, ben Tarzan'ım. Böyle eski Osmanlı Türkçesiyle konuşurum ben hep. Siz kimsiniz? Benim adım Jane. Ben de çok merak ettim ne diyeceğini vallahi. Nasıl, nereden, hayırdır, nereden, neresiniz? Babalar falan neresin? Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bir geminin içindeydim, karaya vurmuşum. Ha, ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yalansaydım yani. Bak şu an yazdım bu şarkıyı. Toter abi, bunun bestesini yap Toter. Yalnız mısınız? Sanırım. Ben de umarım. Hangi gemi sizin? Aşk gemisiydi. Aa. Annemle babamla uzak kıyılara doğru yolculuk yapıyorduk. Ha. Oldu mu? Süper, devam. Annenle babanın arasında bir şey mi oldu? Anlamadım. Hayır, ben de anlamadım. Yani gemi battı, bilmiyorum. Annem, babam, ailem nerede bilmiyorum. Çok yalnız hissediyorum. Ya bir dokun bin ahir, bu da ne biçim şey ya? Arkadaşım, kıza şefkat göster. Sana ben şefkat göstereceğim, gel. Öyle değil. Ne? Kızı yanına al, sokul, fırsattan istifade, yakınlaş. Annen baban mı falan? Annen baban nasıllar ya? Öyle değil. Ha battılar değil mi? Özür diliyorum ya. Belki de kurtulmuşlardır belki falan de, diye. Ha belki de kurtulmuşlardı ama çok az ihtimal. Buradan kimse çıkmaz yani. Arkadaşım öküzlük yapma. Umut veriyor. Ben ona umut veriyorum. Evet. Ha belki de kurtulmuşlardır ya. Baban sigortalı mı? Bilmiyorum. Ha en azından bakarız bekleriz. Burada bir sandık gelirse emekli sandığıdır o. Oradan yırtabilir yani. Kaç yaşındaydı? Bizim ormanın hamamı burası. Hay Allah nasıl? Arasak mı bulsak mı acaba annenle babanı? Hiçbir haltı da bilmiyor ya. Arkadaş ne sorman lazım? Niye? Hayırdır niye geldin? Öyle değil. Aç mısın tok musun sorsana kıza. Aç mısın tok musun ya? Açım. Vallahi mi? O aa. Zaman gel benimle av avlayalım da sana yemek pişireyim de. Ha, o zaman o şekil bir şey yapalım yani. Söyle. Gel av avlayalım. Ben sana bir karnını doyurayım ya. Olur. Tereddüte kaldın. Olmazsa dürümcüye de gidebiliriz. Vallahi. Ne dürümcüsü? Değişik dürümleri burada. Keklik avlayacaksın. Keklik avlayacağız. Tabii. Sor, keklik sever keklik misin? Keklik sever misin? Hiç yemedim. Ha, ben de ya. İkimiz için de bir ilk olacak. Belki de bu bir aşkın başlangıcı olabilir. Arkadaşım, portakallı keklik yapacağım sana de. Ha, ikisi de yok. Ondan yapacağım ama ne portakal var ne keklik var. Var. Portakalı evet. Dalından, kekliği de avından. Duydun saçma kafiyeyi. Yani buna göre bir şekil yapacağız işte. Dur, ben mızrağımı alayım. O çıta. Sen tek başına keklik meklik avlayamazsın. Ha. Çıtayı da çağır. Çıta! Öyle çağrılmıyor. Çıtayı nasıl çağırıyorduk? Aganta burina burina ata mıydı? Hayır. Çıta, nagala uva ngava. Çıta, nagala uva ngala. Aa! Aa! Elin ağzında. Aa! İki elin. Ha! Çıta, nagala uva ngala. Arkadaşım o ipteyken de iki elini birden. Aa! Ve çita sana doğru koşturarak gelir. Dur yavaş acele etme. Toz toprak ettin hep burayı. Al çitayı. Ha. Tanıştır çitayı. Jane'le. Bak
Merhaba Ceyhan, bu da Çita. Ben buranın ruh hastasıyım da bununla dolaşıyorum. En iyi arkadaşım bu. Anladım. Ceyhan ablan yeni düştü yeniden. Evet, gemisi battı. Annesini babasını arayacağız ama önce karnımızı doyuralım diyoruz. Hadi eyvallah. Şimdi evet, Çıtayla çıkın ormanda av avlayın. Hadi bakalım. Sen otur istersen ben av avlayayım. Hayır, ormanı tanıt falan. Orada hava at kıza, pozularını göster. Nasıl bir tarzan olduğunu göster. Bilseydim getirirdim. Aşık onu. Oldun. Aşığım şu an ben ya, valla. Çıtayla... Paslarını, pozularını kızın dikkatini çekmiştir. Buralar komple bizim. Jane ormandan değil de daha çok üçgen vücudundan etkilenmiştir Tarzan'ın. Sağ ol. Herkesin zaten hipotenüsüme karşı bir takıntısı vardır yani. Ve sorar, bu üçgen vücudu nasıl yaptın Tarzan? Allah vergisi ya. Bir sorsun kız. Ha pardon. Bu üçgen vücudu... Kestik. Jane Hanım, inanmazsanız seyirciye geçmez. Ama nasıl inanayım ya? İnanın. Üç, iki, bir, inandı. Bu üçgen vücudu nasıl yaptın? Gözünüzü kapattınız ama gitti olan oradan. Üçgen olduğum kadar çevik ve atayım da. Vallahi ben bir şey yapmadım, Allah'ın bir vergisi. Böyle, bizde böyle. Burada tam o sırada bir keklik uçmaktadır. Lan! Kestik. Ne yapıyorsun? Kekli. Elindeki ne? Çita. Çita maymun değil mi? Değil, odun bu. Maymun o senin en yakın arkadaşın. Ben niye elinde gezdiriyorum onu o zaman? Olsun, o senin omuzunda geziyor. Tam o sırada bir keklik uçmaktadır. Çita uyarır bizim salağı. Sikiyip ot, sikiyip ot. Sen anlamazsın, çocukları çıkarın, çocukları çıkarın diyor. Saat o hale geldi. Arkadaşım. Çita nasıl sesleniyor? Bilmiyorum da öyle sesleniyorsa şerefsizim bakmam. Jackpot dese bakmam. Skipot, skipot dedi ve sen de nerede diye sor. Ha. Skipot, skipot. Efendim, benim cep. Şaka yapma. Ama bu cep melodisi gibi çünkü. Skipot, skipot. Nerede? Jane göster kekliği. Aa çok uzak, boş ver. Arkadaşım! Çok, ben ona yetişemem ki yani. Jane'in gösterdiği yöne sapanı ateşle. Belinden sapanı çıkar. Yok yok, zaten zor duruyor. Belinden sapanı çıkar. Jane yerden bir taş ver. Ah. Ya çok büyük o ya. Tam atarken o anda annesi seslenir. Ne yapıyorsun Tarzan? Hayvanlar vurulur mu? Ben dönüp anneyi vuruyorum yanlışlıkla. Arkadaşım, sen bir orman insanısın. Ayıyım yani ben biraz. Hayvanlara ateş edilir mi? Ateş etmiyorum ki sapanla ben... Sapanla da vurulmaz. Ne yapıyor? O zaman sapanı niye çıkarttırdınız bana? De ki, Jane'i buldum, aşık oldum, açmış karnını doyurmam lazım de annene. Anne, Jane'i buldum, çok açmış, gemiden düştü kendisi, bayağı yüzdü falan, çok erotik bir insan. Şu an ona bir yiyecek bir şeyler bulmam lazım. Sapık oğlum. Hayır, ulan sensin sapık, kendine bak. Ben dolma yaptım mis gibi, gel onu ye. Benim annem orangutan dolma mı yapıyor? Arkadaşım. Bu ne saçma bir hikaye. Zeytinyağlı dolma sarmış kadın. Al Jane'i götür tanıştır. He. Evet, süper, geliyoruz Jane. Annem acayip dolma yapmış, seni onunla tanıştırmak istiyorum şu an. Nasıl yersin zeytinyağlı dolmayı? Hayır, limonlu yiyen var, limonsuz yiyen var. Çünkü bizim adada limon yok. Limonsuz. Limonsuz, tamam. Skipot, skipot. Ben de. Merhaba anne. Ne? Neydi, kaval? Arkadaşım, ne karısı? Kim konuşuyor benimle, koca Tarzan'ım ben. Körüm diyorsun. He? Daha yeni tanıştın kızla. Ha, anne merhaba, tanıştırayım Jane. Annem. Merhaba kızım, hoş geldin. Bu oraların adetini biliyor mu abla? Biliyor arkadaşım. Ha süper, bu da benim kardeşim, biraz psikopat. Dolmalarınızı yiyin çocuğum. Eyvallah, tamam tamam, hadi. Arkadaşım, kıza da ikram etsene. Kendi alsın, her şeyde devletten beklemesin ya. Zaten sen de ki annemle konuşun, ben de gideyim sana ormanda bir ev yapayım. Ormanda kıza ev yapıyorum. Evet.
Niye? Artık burada yaşayacak. Yapmayın, bizde kalsın. Arkadaşım, bir teklif et bakalım, kalacak mı? Bizde kalır mısın? Yok, ben tanımadığım yerlerde kalmam. Hadi o zaman, gazla gazla. Aman. Arkadaşım! Hey! Hanımefendi, siz de bir sorun soruşturun. Kalacak başka yer var mı falan gibi. Buyurun. Buralarda nerede kalabilirim? Ha, burada şey var, 5 yıldızlı bir ağaç var. Orada kalabilirsin. Biraz ben eser ağaçta ama duramam. Ben yalnız başına korkarım. Kimin yalnız başına? Kendi yalnız başına. Ha. Bir dert değil ya, ben gelirim. Ara sıra tırmanıyorum ben. Hangi ağaçta kalacaksın? Tamam, acıkmadın. Git. Sen annemle otur. İş işle. Ben de gideyim sana yuva yapayım de. Tarzan, Tarzan. Annenle iş işlemesem de sen keklik avlamaya giderken şunlara binsem olur mu? Vallahi benim canıma minnet. Zaten ben binemiyorum. Peki, orta şeyden başlasın. Ne? Ortaca sokaktan. İkinci ortadan. Ama gitsin o. Tamam, yürü git kızın şeyini yap. Yuvasını. Woohoo! Eğlenceliymiş. Jane manyak. Halat o. Sen de arkadaşım. Jane bağırıyor. Cevap versene Jane'e. Bağırma, ben de geçtim o yollardan. Arkadaşım bağırarak. Jane bağır. Aa! Cevap ver. Ne oldu ya? Arkadaşım ne bakıyorsun kıza? Deli bu. Sen orada takıl, biz annenleri ikindiyle kaldırıyoruz. Yuvasını yapmıştır ve kalkar. Jane'e doğru bağırır. Yuvan bitti diye bağır. Yuva tamam. Öyle değil. Hoparlör yap. İki elinle. Yuva tamam. Bunu duyan Jane atlayarak gelir. Tarzan evini gösterir Jane'e. Aha evin. Biraz basık ama olsun. Yazın burası kurenler yapar. Çıta değil mi o? Ha, en iyi sevdiğim dostum. Senin için feda ettim. Skiput, skiput. Gece onu olmuştur. Gece müziği çal arkadaşım. Jane evindedir. Yerleş evine. Tarzan annesine gider. Ya bu yine mi manyağa gidiyorum ben ya? Ve annesine dert yanar. Çok anneciğim, anneciğim, bu kıza aşık oldum, ne yapsak ne etsin? Anne ya, ben çok acayip vuruldum ya. Oram buram titriyor, ateşlendim yani. Şey oldum, aşktan sarhoş oldum. Ne yapayım ki ben? Kime vuruldun oğlum? Sana vuruldum. Kime olacak? Jane'e vuruldum. Manyak mısınız? Sen nesiniz? Düzgün konuş, ağzını cart diye yırtarım seni. Lan buddy, beni fitiletmeyin ha. Ben kıza anneye aşık... buddy denir mi? Denir. Buddy yani, hey buddy, what's up? Hani... Yani en sevdiğim düzgün dost... konuş annenle. Canım benim, ben çok aşığım kıza ya. Ne yapsak, ne etsek? Annesi babası da öldü. Kimden isteyeceğiz ki şimdi? Bir formül buluruz. Bakalım. Sen beni bir götür. Ayaklarımda romatizma. Al beni sırtına, bir kızlara götür. Ama önce git de ki vaktiniz müsaitse sabahleyin annem seni istemeye gelecekti. Yürü. Hayırlı akşamlar. Oo pardon, tuvalette geldim. Kız tuvalette falan değil, tüneviş. Terbiyesiz. Ha pardon. Ben öyle görünce çok üzüldüm. Bizde adet budur çünkü. Bizde çömeldi mi olay... Ne soracağını biliyorum, müsait değiliz. Ha. Daha sormadı Jane Hanım. Bir sorsun, kapıyı çal önce. Hıyarlık yapma. Tamam. Aa ben ev yaparken kapı koymadım ki. Aşağıdan bağır o zaman. Aşağıdasın önce. Jane! Jane aşağı bakıyorsun, adam aşağıda. Öyle bağırılmaz. Evet. Öyle değil. Sen kendi tonunla bağır. Kim o? Benim ya. Anlamadın mı? Bir tok donlu ben varım ormanda. Ha sen misin Tarzan? Ne yaptın? Hiç. Güzel. Manzara güzel. Takılıyorum. Sağ ol. Eyvallah. Sen ha, değil. Aa pardon. Tamam. Yanına gelebilir miyim de? Yanına gelebilir miyim? Hayır, ben yalnız kalmak istiyorum. Cehennemin dibine kadar yolum var. Gel buraya. İkna et kızı. Bak, gelin Jane buraya. Jane aşağı bakıyorsun konuşurken. Çocuk aşağıda. Vay, seni yere bakan yürek yakan ya. Ya çok önemli bir şey konuşacağım. Annemle sana ziyarete gelmek istiyoruz da.
Acaba müsait misin onu öğrenecektim. Gelsin diyeyim mi? Yarın öğleden sonra 2:30'da ajandaya bak söyle. Yarın öğleden sonra 2:30'da müsaitiz, gelebilirsiniz. Kaç kişi müsaitsiniz? Tek kişi müsaitiz. Süpermiş ya. Eyvallah, tamam ben o zaman anneme söylüyorum. Arkadaşım, bu akşam kızın yanına çıkıp romantik takılmak için kızı ikna etmeye çalış. Ha, şimdi ben senin yanına gelip romantik takılmak için sana bir iki laf söyleyeceğim. Oraları söyle. Söyleme salak. Nasıl şakacıyım gördün mü? Orman şeyi kanunu bu. Şimdi ben oraya bir gelsem seninle bir iki buranın ormanla ilgili bazı özel şeyleri anlatmak istiyorum. Çünkü buralar tehlikeli yerler yani. Peki gelsin 2 dakika. Peki gel 2 dakika. Eyvallah kurban olurum. Ne haber? Lan çal, burası ne güzel bir şey. Romantik ya. Müziği. Le 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 le. Sen de. Pardon. Sen kıza yarın annen ne isteyeceksin yolunu yap. Memnun musun ağaçtan? Fena değil. Eyvallah sağ ol. Buraların en güzel kerestesi bu ya. Ya uzaklara bakar. Lan bir dur lan. ben bari hem böyle uzaklara bakarım. Ay ışığı gökyüzündedir ve bir şiir söyler kıza. Sen bu odaya düştüğünden beri çok emindim, hiç bakmadım geri. Sana belki yorgun argın gözükebilirim ama emin ol bu saf alın teri. Jane birazcık etkilenmiştir ama bozuntuya vermez. Şöyle gülümser ama Tarzan mal mal yüzüne bakınca değişir. Ne oldu? Daha geleli bir gün oldu. Çok çabuk değiştin. Tarzan bakmıştır ki Jane yandan yandan gülüyor. Ama öbür yandan göremiyorum hocam. Jane, buna de ki seninle bizim aramızda hiçbir şey olmaz çünkü benim 5 kertmem vardı. Tarzan sana bir şey söyleyeceğim. Ama üzülme. Ya canı sağ olsun ya. Seninle benim aramda hiçbir şey olamaz. Mümkünatı yok. Çünkü benim bir 5 kertmem var. Onu da getir, onu da kerterdik ya. Benim de terkem arkadaşım, var. Arkadaşım, 5 kertmesi ne demek? Bunun gibi bir şey mi? Benim de terkem mi vardı? Hayır. Onu da doğduğunda, doğmadan önce anneleriyle babaları bu çocukları ileride evlendirelim demiş. Aman o geçmiştir canım, bebek ki o zaman ya. Bir şey olmaz ondan. Hayır olur. Jane de ki, bizim Dursun amcaların küçük oğlu Muhittin vardı. Jane Dursun amcasına sor. Sana ne? Tabii canım bana ne? Bir manyak benim burada. Bizim Dursun amcaların küçük oğlu Muhittin'le 5 kertmesiydim ben. Gir konuya. Bizim Dursun amcaların Muhittin'le 5 kertmesiyim ben. Olmaz Tarzan, olmaz. Sor Muhittin nerede diye. Muhittin nerede ya? Muhittin bilmiyorum. Küçükken uçak kazasında kayboldu. Dursun amcaların cenaze geldi, Muhittin ortalıkta yok. Muhittin uçak kazasında küçükken ortadan kayboldu. Dursun amcaların cenaze geldi, Muhittin yok. Allah Allah, ulan aynı benim hikayeye benziyor. Ve Tarzan çok hüzünlenir, hüzünlen. Vay anasını be, 5 kertmesi varmış diye git annene hikayeyi, olan biten her şeyi anlat. Allah. Ağır çekimde kalkar. Aslında Jane de ondan etkilenmiştir. Jane otur. Kalkar, Jane'in elini tutar. Ağır çekimde birbirlerinin gözlerinin içine bakarlar. Kalkmadan tutsam şunu işte, hep zor oluyor ya sonra. Kalkar, Jane'in elini tutar. Gözlerinin içine bakarlar. Ama ne yazık ki Jane'in bir 5 kertiği vardır. Muhittin de hüzünle ayrılır yanından. Ağır çekimde atlar ipine. Ağır çekimde nasıl atlayayım? Atla işte, ne bileyim. Annesine doğru yol alır. Git annene ağlayarak, zırlayarak bütün hikayeyi anlat. Ne oldu Tarzan? Kırdı mı senin gururunu? Olmaz diyor ya. Neden? Ne boyun, de posun, üçgen vücudun, pazuların neden olmazmış? Acaba arsa, tapu. Ruganlar mı diyorum acaba ama bilmiyorum yani. 5 kertmesi var diyor ya. Ne diyorsun? Tabii Muhittin diye çocukluktan bebeklik arkadaşı kertmiş.
Bunda uçaklar düşmüş, Muhittin ortada yok. O da bulsa onunla evlenecek ama bulamıyorum Muhittin'i. O yüzden... Dur. Ne? Yavaş. Babasının adı Dursun muymuş? Tam orada ben kıza bakarken hiç orayı dinlememişim ya. Dinleseydin gerizekalı. İşte Allah da beni kahretsin. Onu kaçırdım ben. Dinle. Dinlemişsin. Dinlemişim ben. Evet, babasının adı Dursun. Hayırdır? Oğlanın ismi de Muhittin mi? Evet. Uçağın o sensin sonra... yavrum. Ne? Müzik yüksel. O sensin yavrum. Kim benim ya? Küçük Muhittin sensin. Allah Allah. Ya şaşırsana manyak. Abi çok şaşkınım şu an. Arkadaşım şaşır, delir, hem sevin hem üzün. Nasıl bir şey, nasıl olabilir ya? Ben nasıl uçaktan düşmüş olabilirim? Arkadaşım uçaktan düştüğünü biliyorsun, anlattı ya. Ha ben sana. Biliyorum ha. Ben şu an çok gerginim. Bunu bana niye söylemediniz yıllarca? Ne bileyim ben Beşik Kertmen olduğunu, beyinsiz. Ulan siz bilmeyeceksiniz, kim bilecek? Abuk subuk emzirdiniz yıllarca beni. Yağlı süt, yağlı süt. Beyin böyle duman oldu. Kafa kaymak bağladı, hiçbir şey anlamıyorum. Ben o zaman şu an gidip onu anlatabilirim Ceyne. Dur. Sana inanmaz. Yalan söylüyorsun zanneder. Sana mı inanacak? Allah'ın maymunu. Al beni sırtına da götür. Romatizmalarım azdı. Manzaraya bak ya. Of. Sırtına al, sırtına. Ana, ipe binmemiz lazım. Kız kardeşini niye aldın? Ne bileyim, o manyak her yere gidiyor bizle. Kalsın mı? Kalsın. Ya şu çektiğime bak ya. Aşağıdasınız. Ne yapayım? Kadını ters çevir. Kadını ters çevirme. Tamam, düzelttik. Ceyn. Tarzan. Ha canım, ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Ah. Nereye gittin sen? Ya üşüdüm biraz da, kalın bir şeyler alıp geldim. Konuş. Ha, ana yadigarı ya, bırakamıyorum. Ya müsaitsen annemle sana geleceğiz. Müsaitim. Eyvallah, omuzlarında büyük var, onu anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Sen aşağı git Ceyn, onlar yukarı gelmesin. Bekleyin, ben geliyorum de. Bekleyin, ben geliyorum. Ya zahmet halata... olmasaydı. Hay Allah. Atla halatayı da aşağı. Aa, ne yapıyorsun deli? Geldim. Ha, eyvallah. Ya, annemle tanıştırayım sırtın. Aa, siz tanışmıştınız. Tanıştı zaten. Ya. Eyvallah. Merhaba kızım Ceyn, nasılsın? Merhaba teyze, nasılsınız görüşmeyeli? İyiyiz. Ama anlatacaklarım seni biraz duygusallaştırabilir. Ha. Hazırlan Ceyn. Hazırlanacağım. Hazırlanayım. Ha, gidiyoruz. Evet. Nasıl hazırlanayım? Kızım, bu maymun oğlum var ya benim. Evet. Tarzan. Evet. Bunu nasıl buldum ben biliyor musun? Bilmiyorum. Bir gün bu adaya bir uçak düştü. Uçağın içinde herkes ölmüştü, bir bu çocuk kalmıştı. Ne diyorsun? Evet. O sırada yaşlı bir adam son sesiyle şöyle dedi bana. Benim adım Dursun, bunun da Muhittin. Yenge, bu çocuk da sana emanet, bir de Allah'a dedi. Buna yani, yenge diyor, evet. Yani... Ne oldu adama? Adam rahmetli oldu. Bu da işte Muhittin. Büyüttüm, besledim, bu boya getirdim. Annen de günden güne kılı oldu. Müzik yüksel, duygusallaşın, bakın birbirinize, ağlayın. Ben de ağlayayım mı? Evet. Ceyn gider Muhittin'e sarılır. Ve anlatır. Duygularını anlat Ceyn. Muhittin. Canım. Demek sen olsun. Hangisi? Yani demek sen o benim anlattığım Beşik Kertmem sensin demek ki. Ha yaşa, işte lafı oraya getirmeye çalışıyoruz bir saattir ya. Ha, ben buna inanamıyorum. Bu Allah'ın bir takdiri olsa gerek. Başka daha konuşayım mı? Bir kelime daha söyle. Nasıl, bu gramla mı böyle?
Arkadaşım sen işine bak. Benim işim bu. Çok mesudum. İki oldu ama. Olsun ya, cepte bulunsun. Tarzan, şimdi sen duygularını anlat. Şu an gerçekten ne kadar... İşte o kadar yani. Duygularını anlatsana hıyar. Şu an duygularımı anlatamayacak durumdayım. Yani kelimeler... Duygusallaş. Duygusallaşıyorum. yani... Bu kadar duyguluyum ki. Annesine pas atar. Annesine şut çekse. Çünkü... Annene pas at, annen girsin lafa. Ha. Anne ben konuşursam şimdi doğru olmayacak. Hani senden duyarsa belki daha çok inanır. Kızım, şimdi madem adet yerini bulsun diye... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni istiyorum. Oğlum Tarzan'a. Annem babam da yok ama burada nasıl olacak ki? İşte onu punduna getirdik, o döneme geldi. Hiç olsun, uzamasın. Git bir kahve pişir gel. Seni senden isteriz. Kahve. Ha. Peki, yapayım bari. Ay kurban olurum, hiç hayır demiyor. O kahve pişirirken sen annenle konuş. Dur, önce bulaşığı bitirsin de. Kahveyi bekliyorum. Ha öyle mi? Pardon. Ben ne yapayım annemle? Konuş. Bir daha ben kızla baş başayken ağzını açarsın. Ağzını bunu kırarım seni. Vallahi bak kırarım seni. Tamam mı? Hiç bakmam annem anne dinliyor mu teperim vallahi seni. Kes. Arkadaş. Efendim? Hayırsız evlat. Anneyle öyle mi konuşulur? Ben daha sert giriş çektim de. Cenk koy kahveleri. Annene söyle. Anneciğim. Sana nasıl teşekkür etsem, sen Allah'ın bir lütfusun benim için falan. Sen Allah'ın bir lütfu, şarkı mı o, öyle mi? Yok, annene hitap. Sana nasıl teşekkür etsem ağzım. Kahveler geldi. Kahveler de geldi. Gel, tuha kız geldi. Buyurun. Bu annem mal gibi duruyor hiç. Eyvallah canım, sağ ol. Allah'ım yarabbim. Peki, kahvelerimizi içtik kızım. Ne zaman içtik? Ben daha elime yeni aldım. Allah'ın emri, peygamberin kavli ile Tarzan'a varacaksın mı kızım? Varacaksın mı? Varacağım. Evet, Güneydoğu'ya gidip orada evleneceğiz. Prodüksiyon, orman hayvanlarını hazırlayın. Ne? Orman hayvanları gelsin. İnanamıyorum, sahneye mi geliyorsunuz hocam? Otur yerine. Bakalım mutluyum şu an. Saçma orman olur mu ya? Otur yerine, terbiyesiz. Sen bir 6 ay daha maaşlısın. Hayatımda bir şey değişti ama. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istedik. Vardın mı oğluma? Hadi kız, varacak mıyım? Varacaksın tabii. Vardım. Ya şu... Sevinin çok... bir müzik çalar, orman hayvanlarıyla birlikte halay çekerler. Arkadaşım, arkada konu komşu gelmiş. Tavşanı, köpeği de alsanız da yanınıza. Onlar şimdi içli pilav yiyorlar, sonra gelecek. Al! Al arada dans etsin, onlar da halaya katılsınlar. Rabbim, ruh hastası ya. Bunu da alalım mı? Birini alınca anam düşüyor benim. Oy, bu ağırmış. Öbür yanına, Evet, buyurun yalla. Kestik. Dans ederek sahneyi terk edin. Hayvanları ormanda bırakıp tekrar gelin. Yallah.